Benim için hani birazcık bir şey yapılmasını isterdim, hani süresi dışında olabilir veya süresi içinde, hani dedi ya makarnaya kavurmak yapmak 2 dakika yapardı 2 dakika. Hani ve peyniri bir şey yapsaydı mesela. Şu avukatla geleydi gerçekten mutlu olurdu. Gelseydi vallahi mutlu olurdum. Gerçekten. Ama beni düşünmüşler, hani çok mutlu olurdum ama. Evet, sizi tanıyınca ne yapabilirdim? Vejeteryan mumbar mı doldurabilirdim? Avokado olur yani, getirecektim. Yok, ben artı bir puan verirdim diyor. Yani artı bir puan verecekseniz ben size yeşillik avokado neyse artı bir puan getirebilirim. Puanım ama değil. Ama bu da yanlış şimdi avokado getirse artı bir puan. Puanım ama çok yansımaz bu ama beni mutlu ederdi. Öyle bir jest yapılabilirdi. Süresi dışında da bunu yapabilirdi. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela birisi limon sevmiyor. Bir bakıyoruz o yarışmacının salatasına limon koymamış. Mesela. Avokadoyu ben sofraya koymayı unuttum. Yolda giderken ye bunu. Bu benim sana hediyem diyeceğim. Bu bize özgü bir şey. Evet. Misafir ağırlamak, yatıya kalınması gibi şeyler başka kültürlerde yok. Yok, doğru. Avrupalı, Amerikalı yatıya kalmak ne? Evet. Yani niye benim evimde kalasın ki? O özel ne mani? Onlar 16 yaşında çocukları kışkırtıyor. Hadi evet, herkes aynen, kendi doğru. Kirası. Evde kalan çocuğuna da kiraya ortak ediyor ya da faturaları falan ödetiyor. 18'den sonra. Ya bilmiyorum onların kimi doğru, bizim kimi doğru. Ondan Duygucuğum sonra senin yani... yanında kalsın tatlım yolda giderken. Aha sana avokado. Ben de ama yani. Duygu Hanım onu marketten de alırdı öyle. Diyorum ki ben onu şimdi soysam kararacak. Eve geçerken aç kaldı ya burada, yemek yiyemedi ya, yolda giderken midesini bastırsın. Nasıl yiyecek? Bu yüzden. Sen yanına i̇şte bu yüzden. Can da vereyim. Bir tane menü tabak ver. Bir de süreçleyelim onu en azından. Bu sadece. Bir buzdolabı poşeti ver. Bir çatal, bir bıçak ver. Bir de limon versin bari. Bir de limon versin. Yani hani çocuğun eline verirsin yani, de al al ama olsam onu çıkarken yersin. Bence bu, de. Yani bu birinci sadece yağdır bu arada. Gibi bir şey. Gelip de bunu sadece tek başına yiyemem. Hani bu beni zaten doyurmaz ki amaç doymak değil. Hani ha, siz bu şekilde vermesini kabul ettiniz. Yemek kısmında mı takıldınız? Mantığına bakıyorum. Tabii ki takıldım buna. Aa, çok iyi Devran. Çok iyi ya. Ama, vallahi. Ama yani evet bu şekilde verilmesi de hoş değil. Bence yani, elinizden onu bırakmanız gerekiyor. Yiyeceğim mi? Teşekkür olmadı, ederim getirdi olmadı. Ama hoş olmadı ya çok. Sana ne ya? Avukatı mısın? Allah aşkına sana ne? Ben onu Duygu'ya verdim. Sana ne oluyor? Duygu Hanım'a avokado hediye etti Tuğba Hanım, evet ama keşke onu servis yaparak hediye etseydi. Ben bir jest olarak bunu algılayamadım. Duygu Hanım'a alıp böyle avokadoyu al bunu çıkışta yersin demesi çok komikti gerçekten. En azından onu insan bir dilimler, nezaketen bir şekilde bir şeyin arasına koyar, öyle vermesi gerekirdi. Kız zaten aç kaldı garibim, bir de üstüne böyle lak diye koydu, zaten hiç hoşuma gitmedi. Salatam abi biraz dilimleyerek koymuş olsa beni gerçekten çok mutlu edecekti. Bir de olmamış avokado vardı, hani ben onu gidip alsam da yiyemem ya, nasıl yiyeceğim onu bir de. Evet şimdi zerde gelecek, geleneksel evet. Bir Türk tatlısı. Yine pirinçli bir... Tatlımız. Pirinçli. Bir yemek. Yani benim ya tatlı ya orada... Pirinçli, her türlü vuruyor. Tatlıma bu arada tatlı şey dediniz hani, olmamış çok basit işte fit, hastane bir şey falan dediniz. Ama yani bu da bildiğiniz aslında... Hayır, tatlı değil dedik. Kahve yerine balı biraz daha fazla evet, kullanabilirdi. Evet, ben yoksa hatta ağzımız biraz tatlanabilirdi. Biz kötü demedik sen, tatlının için. Tadı az dedik sadece. Hastane yemeği bakımı daha çok hastane. Ben yorumları uzaktan uzaktan geliyorum da... Bu daha çok hastane yemeği, pirinç partisi. Efendim ne var? Avukat basite kaç. Neyin avukatı? Duygu Hanım da bu. Yok, ben normalde kimya mezunuyum. Şu an sosyal hizmetler öğrencisiyim. Aynı zamanda 9 yıl öncesinde aşçıydım. 2 yıldır ara verdim. Evet, güzel bir CV oldu bizim için. Teşekkür evet. Ederiz. Presentable bir arkadaşımız. Bu şekilde. Avukatlık yapmadım yani. Avukat her şeyiniz okey ama aşçılık. Daha masamı görmediniz. Masadan sonra konuşun bence. Tamam, masanızı görmedim. Kabul ediyorum. Konuşmanıza istinaden. Bu arada sunumun çok güzel. Afiyet olsun. Sunum şık gözüküyor. Evet, ama evet. Dediğim gibi buradan yani, bir perçe yaptı. Tuba Hanım da çok iddialıyım iddialıyım diyordu. El açmaları, börekler, ne bileyim çoğu şey bekliyordum. Öyle Tuba mi? Hanım uğraştıran hiçbir şey ben yok. Ben hamur bekliyordum evet. Açıkçası. El açması bekliyorlarmış sen. Demedim öyle bir Tuba şey. Tuba Hanım'ı uğraştıran hiçbir şey yok, göremedim. Ya. Evet. Yani uğraştıran bir şey yok. Benim menümde de göreceksiniz. Az önce Toprak'ın kendini savunduğu gibi. Benim bu tamamen açma ve yoğurma üzerine. Düdüklerden dolayı mı böyle düşünüyorsunuz? Yok bende. Biraz. Evet, evet, evet. Sevgili aşkım. Zuhal Hanım şöyle benim. Benim menüme baktığım zaman direkt diyorum ki bir 6 saat mi? Ne diyorsun öyle bir menü yani. Bu menüye göre demek ki benim menüm 6 saatte yapılır. Yarın göreceğiz. Buna karar verdim. 6 saatte yapılıyorsa evet. Yazık size. O zaman 2,5 evet. Saatte nasıl yetiştireceksiniz? Bence de. Hamaratlıkta böyle bir şey. Neden yazık? Yürü sevgi. Evet. Yetiştirirse gayet iyi. Yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. Yani demek ki ben çok hamaratlık. Tatlılarınızdan tatlı bu arada. Kolay mı tatlı diyorsun Duygu Zerde de? Parti zaten bu. Parti diye geçer. Safranlı partidir yani bu. Ben senin tatlına basit demedim, şekersiz dedim. Genel olarak basit dedim. Ben senin menünü çok basit buldum genel olarak. Ama şey söyleyebilirim hani... Sizin menünüz de çok iddialı değil.
Sizin deyiminizi. İddialı değil. Dünden utandır, bunlar dolmasın. Evet, ya, iddialıyım. Değil, bana göre. Yarın ne göreceğim gerçekten çok merak ediyorum. Vallahi ben de merak ettim. Çok benim menü 6 saatlik menü aslında. Evet, bu menüye göre demek ki... Yapan yapıyor ha bu arada yani. Yapan yapıyor. Zor Hanım bizim bile bazen şaşırdığımız performanslar oluyor iyi anlamda. Nasıl yetiştirdim kadar yani bunun yaşla hiçbir alakası yok. Mutfakta kalmakla bir alakası yok. Sadece el hızlılığı, el tatlılığı. Bence ama bu yarışmanın da... Yeteneğin yaşla alakası yok. Evet. Yani bence bu yarışmanın da böyle kim daha zor yemek yapacakla ilgili bir... Yarışma değil, kesinlikle değil. Peki, toparlayalım tatlı tarifi diyecektim. Tatlı yorumlarıyla Devran. Bunu beğenemedim. Niye? Kıvamı biraz daha yoğun. Ben öyle daha önce öyle yedim. Daha katı biraz öyle, olsun. Daha katı olması evet. Gerekiyordu. Sen de mi katılıyorsun? Oranı... Katılıyorum. Beğenmedin mi? Devran'a biraz daha katı olması gerekiyordu. Biraz daha katı. Duygu sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde şöyle akıyor yani. Bu kadar akmaması biraz daha perde kıvamında hani olması gerekiyordu. Evet biraz daha. Zaten menünün başından beri konuştuk. Burada da pirinç olması hani menünün genel bir uyumuyla ilgili sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Pirinç dışına çıkmak istemedim. Gerçekten. Pirinci seviyorsun. Pirinci her şeye katıvermişsiniz. Bir de eser miktarda pirinç vardı bugün efendim benim. Keşke bulgur katsaydınız. Keşke ya. Ama siz zerdeyede. Yani süslemesi güzel, gelişi güzel, sunumu şıktı. Ama bana biraz fazla tatlı geldi. Yani benden ya, dolayı... Şekeri iyi ya. Yani bence biraz fazla tatlı ama geldi. Ama şekeri iyi. Tatlı, evet, tatlı ile alakalı. Ama şekeri iyi. Şekeri evet, şeker oranı gayet kulağımı güzel. Kulağımı sıkıntı ama. Afiyet olsun. Peki. Bu arada ben zerdeyi ilk kez yapıyorum. Daha önce hiç evet. Provada yaptım. Evet. Prova yapmadım. Keşke ilk kez yaptım. Prova şey denemeseydiniz. Şey, Osmanlı tatlısına uygun olduğu için bunu seçebilirim. Yok öyle anladım. Bugün Osmanlı'dan gidiyoruz. Çok evet. Güzel ama hani ilk kez yaptığınız şey yarışma için seçmeseydiniz risk almışsınız. Ya da evet. Deneseydiniz menüyü seçtikten sonra. Dün bile deneyebilirdiniz. Hiç vaktim olmadı. Peki.